Arkadaşlar herkese merhabalar. Bana yeşil yapı sordunuz. Yeşil yapı hocam çok kritik noktaya gelmiş. Bakar mısınız diye soruldu. Evet, hisse senetleriyle ilgili de çalışma yaparız arkadaşlar. Ara ara sorabilirsiniz bana. Yeşil yapı ile ilgili en son ben 2 yıl önce çalışma yapmışım arkadaşlar. 2 yıl önceki çalışmam işte burada son bulmuş. Bakın şu bölgede. Şu bölgede son bulmuş. Ve çalışmalarıma bakıyorum nokta atışı arkadaşlar. Destek aldığı noktalar, yukarı noktaları, aşağıda bakın destek noktaları. 2 yıl bir çalışma yapmışım ya. Biz böyleyiz arkadaşlar. Çalışma yapar bırakırım anahtarını çizmem. Ya anahtarını çizmişim. Detayları bile çizmemişim ama detayları çizmemiş olmama rağmen bu anahtarları bile takip eden takipçilerim için tabii ki mükemmel nokta atışı olmuş arkadaşlar. Yani iyi çalışmışız. Peki bundan sonra ne var? Arkadaşlar sorduğunuz yer öyle bir yer ki bakın bunu ben 2 yıl önce de söylemişim. 2 yıl sonra tekrar aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki yeşili yapı yanlış yerden alanı affetmez. Evet hisse çok iyi hisse olabilir, çok güzel bir hisse olabilir, önü açık bir hisse olabilir, orada problem yok, sıkıntı görmüyorum ama yani böyle durumda olmuş olmasına rağmen her hisse her noktada alınmaz arkadaşlar. Alınır mı alınmaz? Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama şimdi ben burada yeşil yapıyı daha ilk defa gördüm. Ve bu noktada ben alır mıyım? Niye almam? Çünkü diyor ki yeşil yapı ben 11 yıldır bakın arkadaşlar 2012 tarihi 2023'teyiz biz. Ben diyor 11 yıldır bu trendi kıramadım diyor ya. 11 yıldır kıramadım diyor. Ve bu trendin zirvesini gördüğüm zaman da şunu yapıyorum diyor. Bakın kırmış. Kırmak önemli bir şey değil arkadaşlar. Tutunabilmesi önemli. Tamam bak kırmış gördünüz mü? İğne atmış kırmış tekrar satış ederim işte. Ben diyor kıramadığım zaman diyor şunu yaparım diyor. %67 kaybettiririm bir diyor. Tekrar denerim diyor. Bak tekrar kaybettiririm diyor. Ne kadar kaybettirmiş? Aynı oranda %65 kaybettiririm diyor. Bakın diyor. Tekrar denedim diyor bak. Tekrar denedim. Bunda öyle bir kaybettirdim ki diyor. Öyle böyle değil. Tabii ki ondan sonra da yükseliş devam ediyor ama arkadaşlar bakın. Para %200'e yakın çıkışta var. Ama doğru yerden alanı ihya ediyor. Zengin ediyor. Para kazandırıyor. Yanlış yerden alanında yani iflahını kesiyor arkadaşlar. Parasını orada bağlıyor. Hisse senetlerine girilir. Güzel hisseler alınır. Güzel projeler değerlendirilir. Ama her noktada alınmaz. Aman ha. Paranızın düşmanı olmayın. Tekrar aynı trende gelmiş arkadaşlar bakın. Şimdi güncele geleceğim endişelenmeyin. Geçmişe bakın ki neyin ne olduğunu öğrenin diye söylüyorum arkadaşlar. Geçmişe bakmadan ileriye bakmayın. Geçmişini bir görün hissenin. Tekrar kaybettiriyor %90 arkadaşlar. Burada %90 olması lazım. Şöyle küçülteyim birazcık daha. Aptal alsak daha net olur. Yani geliş kapsamında olur ama %91. Gördünüz mü? Ondan sonra da güzel çıktı. Tabii ki. Bak doğru yerden beklemiş beklemiş adam. Doğru yerden alanı da 13-14 kat yükseltmiş arkadaşlar. 14x yapmış yaklaşık olarak. Buradan alanında 2x, 3x yaptırıyor. Ama sen satış yediği bölgelerden alacaksın şu an itibariyle. Yeni alacaksan eğer. Evet kırarsa bu şu an vereceğim rakamı kırarsa gidecek. Gerekirse onun için yeni çalışma yaparım ama şu an arkadaşlar çalışma bile yapmadım ya. 2 yıldır önce yaptığım çalışma bile yeterli oluyor. Düşünsene. Böyle analizci bulamazsınız. Hocam bu proje çok güzel. Şunları var, bunları var, şunu var, bunu var. İtirazım yok. Problem değil. Ama arkadaşlar hangi hisseyi alırsanız alın. Alım noktası önemli. İşte bizim burada yaptığımız iş para kazandırır iş arkadaşlar. Asıl parayı biz burada vuruyoruz. Evet hisseye bakarsan çok güzeldir. Şudur budur her noktada alırsın. Güzelliğini aldanırsın ama alım için uygun yerde buna bakmazsın. İşte arkadaşlar bize para kazandıran bu yaptığım analizler var ya bu. Ondan sonra hisseyi zaten açıp incelersin arkadaşlar. Problem değil. Onun için kanalları da incelemene gerek yok. Kendin açarsın hissini incelersin ama teknik analiz bilmeden hisse senedi almak tamamen kumar oynamaktan farkı yok. Bir de iyi analiz olacak arkadaşlar. Her analizciye görünülmez. Ya piyasada böyle bizim gibi çok fazla insan yok zaten. Şimdi şu durumda ne yapması lazım arkadaşlar? Bakın defalarca satış yiyor. Bir, takip etmesi gereken yer. Biz 3.48 ama biz buna özür dilerim 4.48 ama 4.5 diyelim arkadaşlar. 4.5 TL'nin üzerine atması gerekiyor. Orada kalması lazım. Ki sonra yeni bir kanala girebilsin. Bakın arkadaşlar oradan sonra yeni kanala giriyor. Bakın yeni kanala girince hedefler değişiyor. Ama 4.5. Ama bu rakamlarda da satış yiyor. Çok riskli. Ya şu an gidecek olsa bile ben bu noktada gideceğine %100 emin olsam bile %80 %90 emin olsam bile riskten dolayı ben bu noktada almam. İlk defa alacaksa. Aşağıdan aldıysa problem değil zaten. Aşağılardan alsa hiç sıkıntı değil. Peki arkadaşlar yukarıda onu takip edin. 4.5 4.48 ama siz 4.5 takip edin. Aşağıda ne var?
Satış yerse destek noktaları 3.64, 3.38, 3.15 ve şu desteği takip edin. 2.90 desteğini takip edin. 2.90 desteği muhtemelen tutulur, çalışır. 2.90'da çalışamazsa 2.67'si var. 2.67 ne soru? Neye geliyor bakalım arkadaşlar ya. Zirveyi alırsak satış yemiş hatta. 2.56 ve bu nokta son nokta olsun arkadaşlar. Verdiğimiz nokta 2.32. Hocam %40 kaybettirir mi? Zaten kaybettiriyor arkadaşlar. Bakın nasıl %40 kaybettirmez. Bazen bu bana soruluyor ya. Sanki siz sormuş gibi kendi kendime soruyorum. Kendi kendime cevaplıyorum. Kaybettiriyor muymuş? Kaybettiriyormuş değil mi? Evet arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Çok sıkı takip edin. Özellikle beni çok sıkı takip edin. Aşağıdaki Telegram grubuna, videoların açıklama bölümündeki Telegram grubuna mutlaka mutlaka katılın. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hisse senetleriyle ilgili de yoğunluk vereceğim. Kriptolarla ilgili de yoğunluk vereceğim. Şu an VIP çalışmam yok zaten. Tamamen size özel böyle. Tabii ki biz de insanız arkadaşlar. Siz belki günde 30 tane 40 tane soru soruyorsunuz ama hepsini yetişmem ben zor oluyor. Siz yine de takipte kalın arkadaşlar. Güzel faydalı bilgiler veriyorum. Zararını görmezsiniz. Faydasını fazlasıyla görürsünüz. Yeşil yapıdaki durum bu. Diğer sorduklarınıza bakacağım. Video altına açıklama bölümünde link de girebilirsiniz arkadaşlar. Başka türlü giremezsiniz benim Telegram grubuna. Başka yerde zaten aktif değilim. Sadece Telegram grubunda aktifim. İkinci olarak da video altına yorum da yazabilirsiniz arkadaşlar. İncelemesini istediklerinizi. Genel grupta da yazabilirsiniz. Telegram'a katılıp benimle birebir görüşme imkanına da sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.